yarım asra ışık tutanlar. 1965-2015. 50. yılında Mücahitler Bandosu. Kıbrıs Türk toplumu 1963 olaylarının ardından kantonlara, küçük gettolara sıkıştırılmıştı. Moral ve motivasyonu yok edilerek ortadan kaldırılmak isteniyordu. Lev Kuşa'nın en zor, en kapalı dönemi, dar bir alanda binlerce insan var. Tabii ki insanın olduğu yerde nasıl ki beslenmek bir ihtiyaç, sosyal anlamda da ihtiyaçlar vardır, hareketliliğe ihtiyaç vardır. Belki bir açık hava hapishanesini çağrıştırıyordu. Hapishanenin patronu Türk tarafı değildi belki ama o kapalılık içerisinde. Lev Kuşa küçük bir yer, gidecek hiçbir yer yok. Lev Kuşa Boğaz arasında ve Lev Kuşa'da yani çok zor günlerdi. Kapalı bir toplumduk. Böyle küçük mahallelere, kantonlara sıkışmış durumdaydık. Dolayısıyla şimdiki gibi arabama bineyim, denize gideyim, arabama bineyim, dağa çıkayım, şuraya buraya gideyim diye bir hadise yoktu. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ünün varoluş kavgası içinde barış harekatı öncesi kendi evlatlarının, kendi çocuklarının, kendi toplumunun kendi kendini savunduğu bir dönem. Büyük bir moral bozukluğu vardı halkta, büyük bir kaos vardı. 63 olaylarının getirdiği belirsizlik içinde yaşayan bir toplumduk. Bir grup polis bandosu mensubu, Zeki Taner önderliğinde moral motivasyonu artırmak ve Kıbrıs Türk'ünün zor günlerinde biraz olsun nefes almasını sağlamak için önce lise bandosunu ardından da Mücahitler bandosunu kuracaktı. Rahmetli, onu hep güzel duygularla anıyoruz. Zeki Taner hocamızı ki adanın bütün bandolarının kuruluşunda imzası vardır. Zeki Bey'den şöyle söz edebiliriz, yani Kıbrıs Türk toplumunun bando hayatının temel direği, en büyük hocasıdır yetiştirdikleriyle. Bugün onu rahmetle anıyoruz. Yılmaz Taner Hoca kulağı, merağı, müziğe karşı ilgisi olan öğrencileri tespit eder. Bandoya gönderirdi. Ben de o şekilde bandoya girdim. Gittik. Zeki Taner, Allah rahmet eylesin, bando komutanıydı ama farklı bir sempatik duruşu vardı. Onun karşısına geçtik. Tamamdır, tamam dedi. Bak boyu posu uygun, hadi bakalım çalışacaksın dedi. Ve böylece bandocu olduk. Ben Bekirpaşa Ortaokulu bandosundaydım. Lev Kuşa'ya geldiğimde zaten kökenimde bandoculuk olduğu için Mücahitler Bandosu'na bu sayede girmiş oldum. Ben liseye başladığım zaman lise bandosuna kaydoldum. Ve o dönemde aletim alto saksafondu. Sonuna kadar onu sürdürdüm. Ben daha önce keman çalıyordum. Bandoya arkadaşlar arandı. Dediler ki müzikle ilgilenenler gelsinler. Onun üzerine biz de gittik.
Böyle şekilde başladık yani. Ön eğitimi, temel eğitimi yaptıktan sonra bandoyu aldılar. Ve ben orada işte 1,5 yıl kadar klarnet çaldım. O zaman üniformamız yoktu. Yani lisede giydiğimiz gri pantolon, beyaz gömlek, bir de kırmızı kurdeleyle başladık. Üniforma oydu yani o zaman. Lise bandosu, Şef Zeki Taner önderliğinde Mücahitler bandosuna dönüşecek ve Mücahitler bandosunun 50 yıllık mücadelesi başlayacaktı. Tüm bando personeli yeni kıyafetlerini alacak ve o kıyafetleri giymenin onurunu yıllarca taşıyacaktı. O dönemde tabii öğrenci olduğumuz için sabahları okul, öğleden sonra da Mücahitler bandosu çalışmalarını yürütüyorduk. Mücahitler bandosu 65-22 Haziran'dan sonra tam profesyonel bir bando şeklinde çalışmaya başladı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayından bando aletleri takviyesi yapıldı. Efendim kıyafetler, şapkalar, subay şapkası diye tarif ettiğimiz şapkalar oradan getirildi. Aslında o zor dönemi düşündüğüm zaman, ben bandoya katıldığım zaman işte hem günlük kıyafetimizde bir farklılık vardı, hem de tören kıyafetlerimiz vardı. Daha bir göz önündeydi, daha bir vitrindeydi. Üniformalarımız daha bir albenisi vardı. Herkesin böyle uzaktan gıptayla baktığı kıyafetlerdi. O dönemde kıyafet olarak böyle haki elbiseler dikilmişti ama şeritli pantolonlar, efendim parlak düğmeler, işte sırmalar, şeritler, yani bayağı böyle süslenmiştik. Yani Kuzey Kore generalleri gibi böyle kıyafetimiz vardı. O günün şartlarında şimdi geriye dönüp baktığım zaman o albenili kıyafetlerin nasıl tasarlandığını ve nasıl yapıldığını şimdi geriye dönüp düşünüyorum, öyle düğmeleriyle falan, her şeyiyle. O günün şartlarında belki de bando toplumun vitrini olduğu için kılık kıyafet de ona çok uygundu. Yani o günün şartlarına göre bandonun kıyafetleri bana sorarsanız lükstü. Lefkoşa'da ilk törene çıktığımda çok büyük bir heyecan içindeydim. Halk, morali bozuk olan o halk, bandonun o güzel nameleri dinleyen halk büyük bir coşku ve heyecan içindeydi. Bir kere milli günlerde bandosuz olmuyordu. Bütün milli günleri biz yönetiyorduk. Başrollerde biz oynuyorduk. Böyle Yeşilçam'da başrollerde işte Tarık Akan, Cüneyt Arkın. Milli günlerde başrol bandonun. Vallahi halk bizi çok çok güzel karşıladı ve ne bileyim yani biz sanki daha şeydik o zamanlar. Yani bu şeyi biliyormuşuz gibi böyle çok çok rahattı. Halk da bizi çok çok güzel karşıladı. Özellikle bayrak törenlerinde, pazar günleri konser verdik Atatürk Heykeli'nin önünde. Yani mahşeri bir kalabalık. Devamlı böyleydi yani. Çok heyecanlıydım. Çünkü o dönem bando Lefkoşa sokaklarına çıkıp, örneğin bir cuma günü bayrak töreni yapılacağında, inanınız bayramlardan, milli günlerden bile çok daha heyecanlı, çok daha kalabalık. Mahşer günü gibi geçerdi bayrak törenleri. Bütün insanlar o daracık Lefkoşa sokaklarından fışkırırcasına çıkar, Girne kapısını doldurur. Atatürk heykelinin önünde bando müzika takımı geldiğinde heyecan doruğa çıkardı. Biz de tabii o dönemler ilk gençlik yıllarını yaşayan insanlar olarak o mahşeri kalabalık içerisinde çok büyük titrercesine heyecan duyduğumu hatırlarım, o halkla bütünleşmenin, bir arada olmanın heyecanı. Yine aynı bando
haftanın 3 günü mevzideki mücahitlerle ve kantonlara sıkıştırılmış Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk halkıyla buluşacaktı. Burada bando, genel anlamda yani ritmik bir marş çalan müzik topluluğunun dışında Kıbrıs Türk halkının sosyal yaşamında da çok değişik görevleri olan bir kurumdu. Çünkü sosyal aktivitelerin ve toplumun motivasyonunu ve ulusal davadaki gücünü daima yüksekte tutma gibi bir fonksiyonu da vardı. Bütün milli günlerde, lise, kız lisesiyle, liseyle, bütün askeri birliklerle, bütün törenleri biz yaptık. Biz bando içerisinde kendimiz ayrı orkestralar oluşturduk. Halka moral vermek için, halkın maneviyatını yükseltebilmek için her türlü faaliyetlerde bulunduk. Tapyalarda bölükleri ziyaret edilir, konserler olurdu. Gece konserleri olurdu. Mücahitler Parkı yapılmıştı. Hatta bazen moral için Lefkoşa'da yeşil hattı dolaştığımızı hatırlarım. Müzik çalarak. Hatta Zeki Bey'in biraz daha fazlaydı şeyi. Şef olarak üzerindeki süsleri falan. Bir yürüyüş esnasında sınırda yanlışlıkla biraz ileriye geçildi. Zeki Bey önde yürüdüğü için arkadan biraz mesafe açılmıştı. Yeşil hatta geçtiği anda geriye çağrıldı. Dönemin komutanı, aman Zeki Bey ne yaptınız dedi. Sizi böyle bir mareşal elbisesiyle görecekler. Bu da 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olabilir. Onun için lütfen daha geride kalın gibi bir esibile de yaklaşmıştı. Akşamları biz mahalle mahalle çalarak, marş çalarak dolaşıyorduk. Alayının verdiği reolar içerisinde Fener Alayı'nı yapardık ve bütün Lefkoşa sokakları dolaşılırdı, girilebilen içinde yerlere. Yani Fener Alayı dediğimiz vaka sadece işte 30 Ağustos'ta akşamları fenerle dolaşmak değil, normal günlerde de birçok günde de biz çalarak böyle Lefkoşa'yı dolaşıyorduk. Bando kavramından çıkarak neredeyse çok sesli bir senfoni halini, senfoni orkestrası halini almıştı ki bu Zeki Taner hocamızın kendi müzik adamlığından kaynaklanan bir durumdu. Dolayısıyla artık Girne Kapısı'nda Mücahitler Parkı'nda bando akşamları klasik müzik konseri veriyordu. Şurası da bir gerçek sanıyorum, bütün bandocu arkadaşlar burada hemfikir. Bandocu olmak bir ayrıcalık dersem yanlış anlaşılır. Böyle bir albenisi olan, havası olan bir şeydi. 1967 Geçitkale Boğaziçi olaylarıyla birlikte bando personeli bu defa elinde silahıyla mevzilerdeki yerini alacaktı. Bando her şeyden önce mücahitti. Yani onu bilmek lazım. Yani müzikçi değil. Bando görevimiz dışında nöbet tutardık, eğitimlere giderdik. Sıkışık bir durumda, seferberlikte veya 74'teki gibi durumlarda bando hep takviye bölüğünde olmuştur. Takviye olarak görev yapmıştır ve bunu araştıranlar göreceklerdir ki çok önemli roller üstlenmiştir banducular. 1967 Köfünye hadiselerinde öncelikle mevzilerde görevimizi ifa ettik. Daha sonra halkın moralini yükseltebilmek için moral yürüyüşleri, bando ile beraber moral yürüyüşleri ve konserler yaptık.
bir tarafta bandocular müzik aletleriyle çalışırken silah eğitimi de vardı. O kadar çok lüks silah, o kadar çok modern silah yok ama hatırlıyorum, nöbet de tutuyorduk tabii kışta da. Bu arada silah eğitimleri de vardı. Ama hep söylüyorum ben, o yaş insanların sevgiliye sarılmak istediği yaşlar ama gel görünüz ki şartlar sizi sevgiliden önce silahla buluşturuyor. ...1974 yılına gelindiğinde ise... ...15 Temmuz'u hatırlıyorum. Darbenin olmasının, Lefkoşa'nın Türk kesiminde yarattıklarını. Ve çağrı yapıldı. Seferi kadro olarak Kışla'ya gittik. Birliğe katıldık. Savaş'la birlikte önce 20 Temmuz sabahı Girne Kapısı'nda konuşlandık. Oradan dağıldık. ...1974 Barış Harekatı'nda bando her Kıbrıs Türk'ü gibi, her Kıbrıs Türk mücahidi gibi elinden geldiği kadar bölgesini, yurdunu savunmak için eline silah aldı. Destek bölüğü olarak bizi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın altındaki hisarların altına götürdüler. Daha sonra sabahın ilk şafak ışıklarıyla silah seslerinin hararetlenmesiyle biz de dağıldık ellerimizde tüfeklerimizle ve savaşa katıldık. Daha sonra halkın moralini yükseltebilmek için bir müddet sonra, ikinci harekattan sonra konserler ve yürüyüşler tertip ettik. Zorlu bir süreç yaşanmıştı ve tüm Kıbrıs Türk halkı gibi bando personeli de üzerine düşen görevi yapmıştı. O dönemde mücahit olmak, o dönemde bandocu olmak, aradan 50 yıl geçse de mücahitler bandosu personelinin hafızasından hiç silinmedi. Onlara göre bandocu olmak bir ayrıcalıktı. Çok güzeldi. Tabii bando hayatı bizler için bir ekol, bando bir okul. Çünkü orada kazanılan karakter, orada kazanılan kültür daha sonraki yaşamımıza da devam etti. Askerliği yaşarken, mücahitliği yaşarken ikisinin ara yerinde sivil ve sosyal hayatın bir yerinde durmak demekti. Ve farklı bir disiplindi yani. Ben geriye dönüp baktığımda çok farklı havası olan, bir ifade kullanacağım, biraz ağır mı kaçar mı bilmem ama hem disiplin hem de birazcık daha babam anlayışı vardı. O dönemde bandocu olmak çok ayrıcalıklıydı. O dönemde bandocu olmak, işte demin bahsettiğim gibi Yeşilçam filminde Cüneyt Arkın rolünü üstlenmek gibi bir şeydi. Bando bir semboldü aslında. Milli birliğimizin, toplumsal dayanışmamızın bir sembolüydü. Mücahitler bandosu personeli bugün Güvenlik Kuvvetleri bandosunu gördüğünde yine o günlere dönüyor ve tüm yaşadıkları gözlerinin önüne geliyor. Milli günlerde bando çalıyor, asker veya okullar geçiyor. Onları gördüğümde de bu geçmişi hatırlıyorum. Ben bandoyu gördüğüm zaman 1968'e kadar gider ve geri gelirim. Ve genellikle de samimiyetle söyleyeyim, çok güzel şeyler hatırlarım. İçim sızlar. Bugün yapılan bandonun gösterilerinde bir bayrak merasimini en önde buna örnek verirsek,
neredeyse yolda, belde, o cadde içerisinde birkaç kişinin seyrediyor olmasını görmek bana acı veriyor. Dediğim gibi eskiden bando çıktığında bütün ahali de sokağa çıkardı. Bando ile birlikte neredeyse icra edilen neyse o heyecan esasında icra edilirdi. Duygu çok yüksek tepelerdeydi ve herkes bunu iliklerine kadar yaşardı. İşte bugün ile karşılaştırdığımda boş caddelerde, meydanlarda bandonun tenhalıklar içerisinde yalnız başına işini icra ediyor olması sanki o ruhun boşalması gibi tarif edilebilir. Bizdeki bando bir sadece bir marş olayı değildi. Toplumdaki özel yeri konumu itibariyle Mücahitler Bandosu, yani Kıbrıs Türk toplumunun tarihsel sürecinde yer almıştır ve almaya da devam edecek. Halkın moralini yüksek tutup yurdunu koruma sorumluluğunu yürüten Mücahitler Bandosu personeli, o günlerde verdikleri mücadeleyi ve yakalarında taşıdıkları onuru kendi cümleleriyle özetliyorlar. Çok büyük bir mücadele. O dönem arkadaşlar arasında olan dayanışma duygusu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Valla çok özel, çok güzel günlerdi. Ne diyeyim ki? Çok güzel, çok özel günlerdi o günler. Muhteşem, güzel günlerdi. Yani herkesin birbirine yardımcı olduğu, kapıların birbirine omuz verdiği, pencerelerin birbirine, damların birbirine omuz verdiği ve haliyle insanların hep bir arada neredeyse yaşadığı güzel komün bir hayat vardı. Çok güzeldi doğrusu. Yani hayatı paylaşmak adına. O dönemleri yaşamış, bir de bu dönemi bir fiil, hatta yönetici olarak içinde bulunmuş bir kişi olarak bazı ahlaki ve etik değerleri arıyorum. Ya burada söylemekte mahsur görmüyorum. O zamanın birlik, beraberlik, dayanışma ruhu maalesef şimdi yoktur. Ortak bir hedef ve paylaşılan bir şey vardı. Bu bir ulusal mücadeleydi ve Kıbrıs Türk'ü burada laik ve Atatürkçü toplum olmasının da mücadelesini vermiştir. Ve o bağlılık içerisinde bugünlere gelinmiştir. Varlık mücadelesiydi. Diğer olaylar hep ayrıntı. Yeah.